Anadolu sevdalıları, 8.'si düzenlenen Gönen Tarım Fuarı'nda, efendim işin mutfağında belki de aylarca süren derin altyapı çalışmalarıyla bugün burada Nisan ayında, evet bereket ayında bu fuarı organize eden, işinize iş, gücünüze güç katmaya çalışıyoruz ve bu yolda beraber yürüyoruz sloganıyla yola çıkmış, başarılarına başarı ekleyen efendim renkli fuarcılığa konuk olduk. Bakalım renkli fuarcılık bu yola ne zaman çıkmış? Nerelerde hizmet veriyor? Anadolu'daki hangi güzel yürekli insanların gönül perdelerini sizler için aralıyor? Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk efendim. Bizler tanıyoruz ama herkese tekrar tanıtmak amaçlı. Sizi bir tanıyalım öncelikle. İsmim Önder Harbili. Renkli Fuarcılık Şirketi'nin genel koordinatörüyüm. Fuar organizasyonlarının sürekli bir fiil başında ekibimizle beraber sürekli Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinde 6 şehirde 11 fuarı organize ediyoruz. Renkli fuarcılık 13 yıl önce Trakya'da, Lüleburgaz'da ilk yapmış olduğu tarım fuarıyla doğdu. Onun akabinde Edirne, Çorlu fuarlarıyla güçlendi. Akabinde Güney Marmara bölgesinde öncesinde Gönen Karacabey ve sonrasında Biga olmak üzere bu fuarlarla Güney Marmara ve Trakya'yı hedef alarak tarım anlamında bölgeye, tarım imalatçılarına, üreticilerimize en iyi bilgiyi verebilmek, en doğru bilgiyi verebilmek için fuarlar organize etmeye başladı. Şu anda Gönen Fuarı'ndayız. Bildiğiniz üzere 25 bin metrekare kapalı alanımız var burada ve tamamı dolu bir alan. Bahsetmiş olduğunuz gibi bu alanların doldurulması gerçekten uğraş istemekte. Hepimiz emekçiyiz sizler gibi öncelikle. Evet. Bu emeklerimizin karşılığını da bu dolu görüntülerimizle almaktayız. Çabamız doluluktan yana değil, bilinçli çiftçinin olmasından ve müşterilerimizin en iyi mantıklı ticareti yapabilmelerinden dolayı. Olmazsa olmaz Çorlu. Ve neden Çorlu'da 7 gün fuarımız var? Şimdi Çorlu özellikle bizim yapmış olduğumuz, bizim en büyük fuarımızın olması yanı sıra Türkiye'nin en büyük açık alan tarım fuarı. 50 bin metrekarede yine aynı dolulukla çiftçimizle üreticimizi ve satıcılarımızı buluşturuyoruz. Burada şimdi bir hafta ilk defa deneyeceğimiz bir süreç var. Bu bir haftalık sürecin en büyük sebeplerinden birisi yoğun programı olan çiftçimizin ekim zamanı, hasat sonrası vesaire bu süreçlerde yoğunluğunda en azından 1-2 gün ayırabileceği, vakit darlığının daha da uzun olduğu bir 7 gün değerlendiriyoruz. İnşallah üreticilerimiz, çiftçilerimiz daha iyi, daha ferah dediğiniz gibi zamanlarda da buluşmuş olacaklar. Amacımız bu yönde. Yani Trakya'nın en büyük fuarı, Türkiye'nin en büyük fuarı, çok güzel iş bağlantılarının sağlanmasına, böyle görüşmelerin yapılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Hedefimiz bu. İnşallah da hedeflediğimiz yönde ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Bu kadar efendim benim de merak ettiğim Çorlu'daki fuar tarihlerimizi alabilir miyiz? Hatta buradan seslenelim efendim. Tabii. Davet Çorlu edelim. Tarım Fuarı bu sene ilk defa aynı zamanda gerçekleştireceğimiz Euro Animalia Hayvancılık Fuarı. Avrupa'dan da gelecek ziyaretçi ve katılımcılarla çok daha güçlü bir şekilde Çorlu Yeni Sanayi Sitesi önünde Çorlu Fuar Alanı'nda 31 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Buradan en önemli noktalardan birisine de seslenmek istiyorum. Hayvancılık anlamında biz Çorlu'da çok güzel etkinlikler organize ediyoruz. Bu etkinliklerimize koyun keçi birliklerinin destek olması, bunun yanı sıra hayvancılıkla ilgili firmalarımızın bize bir adım atmaları bizim onlara 10 adım atacağımız anlamı da taşımaktadır. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Yani Türkiye'nin hayvancılığın tarımını özellikle Avrupa'ya Çorlu aracılığıyla göstermek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şey çok diyeyim. Güzel söylediniz. Tüm birliklerimizi davet ediyoruz. Evet, tüm birliklerimizi davet ediyoruz. Başımızın tacıdır. Nasıl dediniz? Çiftçimiz başımızın tacıdır. Elbette çiftçimiz de hayvancımız da başımızın tacıdır. Onları temsil eden birliklerimiz de aynen öyledir.
Teşekkür ediyorum efendim. Yüreğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Tüm Türkiye'de yaptığınız bütün çalışmalarda başarılar diliyoruz efendim. İnşallah. Sizlere de ben de başarılar dilerim. Tüm ziyaretlerinizi de yakından takip ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Efendim, dünyaca marka olmuş, isim yapmış Gönen'deyiz. Neyle isim yapmış? Gönen baldosuyla tabii ki. Şu anda da güzel bir işletmedeyiz. Elimde çeltik. Sevgili izleyiciler, binbir zahmetle üreticilerimizin ürettiği hasatını yaptığı, kurutma işleminden sonra fabrikaya teslim ettiği çeltiğimizin sonrasında pirinç oluşu, bu hikayeyi işleyeceğiz. Bu güzelliği, bu lezzeti, bu kaliteyi sizlere aktaracağız efendim. Acı biberim acı, ocağa koydum sacı. Evet, Anadolu sevdalıları pirinciyle dünyada da isim yapmış Gönen'imizde çok değerli bir abimizle beraber güzel bir işletmeye konuk olduk. Üreticinin tarladan hasadını yapıp teslim ettiği çeltiğin pirinç olma hikayesi ve pirince dair pek çok güzel bilgileri vereceğiz sizlere. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Hüseyin Orta. 1960 yılından beri pirinç ticaretiyle, üretimiyle, alışverişiyle ilgilenen bir ailenin biz üçüncü kuşağıyız ve ben üçüncü kuşağın da ortasında bundan birisiyim. Ben öncelikle hepinize Gönen'e geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun Gönen'le ilgili bilgilerimizi paylaşalım. Sizi tanımaktan öyle mutlu olduk ki hakiki ve doğru bilgileri alıp inşallah tüketicilerimize, sofralarında tüketenlere, işletmelerimize bunu doğru bilgiyi aktaracağımız için şimdiden biz çok mutlu olduk. Bu manada biz de size teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Gönen baldosu dedik efendim. Evet. Kısaca Gönen'imizde yıllık ne kadar üretilmekte pirincimiz? Gönen ismi mümbit, bereketli olduğu gibi hazır, üretime hazır, verimli, bereketli toprak manasında. Bu bereketli toprakla zamanında çok güzel bir ürün, baldo çeltiği tür olarak buluşmuş ve yıllardır bütün Türkiye'ye buradan üretilip dağıtılmış. İnsanlar damak zevkiyle gerçekten bir ürün tüketiyorlar. Bu manada bütün Gönen çiftçisine teşekkür ediyoruz. Ekilişlerin şu anda hazırlandığı, başladığı bir dönemdeyiz. Yazın, ilkbaharın başladığı bir dönemdeyiz. Bütün çiftçilerimize de bu manada bereketli ürünler, hayırlı hasatlar diliyoruz inşallah. İnşallah onların ürettiği ürünleri de bizler bütün Türkiye'nin raflarına, aşçılarına ulaştırıyoruz. Gönen'de yıllık 250 bin tonla 300 bin ton arasında ürün işleniyor. İşleniyor. Evet. Kendi üretimi yaklaşık 200 bin tondur. Türkiye üretimi 800 bin ton olduğuna göre Gönen'de Türkiye üretiminin %25'i üretiliyor. Evet. Bir kısımda dışarıdan Gönen'e kaliteli ürünlerden ürün takviyesi gelerek bu 300-350 bin tona kadar çıkıyor. Gönen üretimde hakikaten Türkiye'de önderlik konusunda bir numara. Evet. Özellikle bu baldo çeltiği türünü hiç bırakmaması üretiminin, farklı ürünler çıkmış olmasına rağmen baldo üründe ısrar etmesi Gönen'in çiftçisine teşekkür edilecek bir husustur. Bazen üretimi azdır, bazen çoktur ama çok kıymetli. Dünyada bizim tespitlerimize göre bir numara olan bir üründür. Rakibi de yoktur. İşte böyle değerli bir ürünü bu kadar bereketli üretiyorlar. Biz tekrardan üretene, bu konuda hizmet getirene, sizin gibi bunu Türkiye'ye tanıtan hepsine teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi üreticimiz
hasadını yaptı, kurutma işlemi de dahil efendim fabrikamıza teslim etti. Evet. Bundan sonraki aşamayı bize kısaca anlatır mısınız? Tamam. Şimdi biz bu usta yapılmış birçok programı ben izledim. Kendim de bu tip programlara pek çıkma zamanı bulamadım. Ama sizlerin programını, bu konuya vermiş olduğunuz emekleri değerli bulduğum için bu programınızda bulundum. Bir kere çeltiye çeltik, pirince pirinç dememiz lazım ki Türkiye bunu anlasın. Çeltik tarladan çıkartılan, kurutulan bunun kabuklu hali. Pirinç ise bunun içerisinden %50 ile %60 arasında çıkan bir ürün. Firelerden mamur. Sonra? Tabii. Yani kabuğu, kepeği, yemlik kırığı, ham tanesi bunun içerisindedir. Evet. Hüseyin Bey, üreticilerimiz teşekkür ettiniz. Çok emek veriyorlar. Ciddi anlamda çok emek isteyen bir üretim çeltik pirinç. Evet. Bu manada üreticilerimizin bin bir zahmetle üretip hasatını yapıp fabrikamıza teslim ettikten sonraki aşamalarını bize anlatır mısınız? Çeltik fabrikaya giriyor efendim. Pirinç oluyor ama hangi aşamalardan çıkıyor? Evet. Kabaca dört aşamadan, ana aşama olarak dört aşamadan geçiyor. Ayıklama, soyma, eleme ve en sonunda tasnif dediğimiz sınıflandırma. Evet. Sortex makinelerinden falan ayıklandıktan sonra çuvallara çekiliyor. Ayıklanmada içerisinde çeltiğin kendisinden başka hiçbir yabancı ürün olmaksızın 3-4 tane makine yardımıyla çeltik ayıklanıyor. Soyma aşaması, ona yine soyan makinalarımız kepek ve kabuk alacak üzerinden ayrılacak şekilde soyuyor. Sonra kepeği de alındıktan sonra ürün parlatma aşamasından geçiriliyor, tasnif ediliyor. Burada herkesin en bilmesi gereken mevzu şudur. Pirinç üretiminde asla Türkiye'de kimyasal hiçbir aşamasında kullanılmasına gerek olmayan ve kullanılmayan bir üründür. Evet. Yani pirincin üretim aşamasında kimyasaldan asla bahsedemeyiz. Evet. Bazı bilinçsiz pirinçle alakalı konuşanların bu konudan bahsettiğini duyuyorum. Veyahut da bize bu hususta kimyasal kullanılıyor mu üretimde diye soruluyor. Asla böyle bir şey kullanmıyor. Bunu da yanında bir ek not olarak bildirmek istedim. Ne kadar güzel. Bu efendim sizinle ön sohbetimizde pirince dair çok güzel bilgi verdiniz efendim. Evet. Hiçbir şey barındırmadığına dair ben bu bilgileri rica edeceğim evet. sizden. Pirinç deyince biz neler düşünelim efendim? Bir kere pirinç deyince dünyada son diyelim ki 20-30 yılın ortalaması 730 milyon ton üretilen bir kuru gıdadan, besleyici bir kuru gıdadan bahsediyoruz. En yakın üretilen kendisine rakip olan buğday dünyada 640 milyon ton üretilirken çeltik üretimi yıllar ortalaması 730 milyon tondur. Birçok ülke bataklık arazilerini halledebilmek için çeltik üretimine köylüsünü teşvik etmektedir. Evet. Türkiye'de bu hususta çok yol kat etmiştir. Ancak daha kat edeceğimiz mutlaka yollar vardır. Pirincin sır gibi taşıdığı, biliyorsunuz Allah'ın yarattığı her nimetin kendi içerisinde barındırdığı sırlar da vardır. Sır gibi taşıdığı özellikler de vardır. Örneğin atıkların olduğu, belki bazı arazilerde kirli zannettiğimiz arazilerimizde biz çeltik üretmiş olsak asla kendi içerisine, kabuğunun tanenin içerisine ağır metal almayan bir ürün üretmiş oluruz. Ne bu kadar ürünün, büyük bir hikmet. Tabii genetik yapısında olan bir şeydir. Ve gönenimizde özellikle öncü olarak Tarım İl Müdürlüğümüz, ziraat odalarımız kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her ay düzenli olarak yıllardır bütün bölge ve bütün şartlarda üretilen ürünlerden numune alır. Hem Türkiye laboratuvarlarında hem merak edildiği anda dünya laboratuvarlarında bunların testleri düzenli olarak yapılır. Daha pirinççilik tarihinde pirinç zehirlidir veya içerisinde ağır metal barındırıyor şu pirinç, şu örnek numune diye bir şeyle karşılaşmadık. İşte Gönen, işte Tarım İl Müdürlüğü orada, ziraat orada, Ankara'daki bu hususla ilgilenen büyüklerimiz orada
bu husustaki bilgileri teyit edebilirsiniz. Ama biz duyuyoruz ki efendim işte pirinç yemeyin, zararlı. Bir insan hastaysa doktor bir tavsiyede bulunur, bir şey yemez. Ama Allah'ın yaratmış olduğu bu güzide nimetin ne kadar faydalı olduğunu insanlar bilseler ancak doktora gidip şunu söylerler. Biz bundan ne kadar yiyebiliriz? Bize ne kadar müsaade edersiniz? Çünkü bugün her türlü gıda maddesinin bir yeme miktarı vardır. İnsan kalorisini hesap eder. Kendi hesap ettiği kalorisine göre onu tüketir. Bunun üzerinde bir kaloriyle veya vücut hasta ise doktoru bazı şeyleri kısıtlayabilir belki ama pirinç öyle bir nimettir ki kendi barındırdığı yeteri kadar şeker, kendi barındırdığı yeteri kadar nişasta, yeteri kadar diyorum. Yani buyurun bütün bilgilerini açık açık bütün tüketicilerimiz alıp inceleyebilirler. Her yerde açıktır bilgileri. Evet. Yani onun içerisinde muhteviyatını görseler faydalarını herhalde daha fazla nasıl pirinç tüketebilirim diye onun derdine düşerler. Biz de pirincin en kolay üretilen, kimyasalsız üretilen, tertemiz topraklarda üretilen, yani bir kişi, bir insan olarak ben öyle bir temiz gıdayla tanışmalıyım ki o temiz gıdayı tüketmem benim ve bütün neslim için veyahut da Türk halkı için uygun olsun diye hesabını yapsa pirinçle karşılaşır. Araştırmasını yapsa pirinçle karşılaşır. Biz bütün halkımızı korkmadan, tedirgin olmadan bu ürünü tüketmeye davet ediyoruz. Ne kadar güzel açık bilgi verdiniz. Özel bir araştırma yapsa karşısına çıkacak tek ürün pirinç dediniz. Hem emek, hem aynı zamanda lezzet, hem de sağlık. Nerede dikkat edeceğiz? Tüm ürünler için kararında değil mi efendim? Tabii, yani bu iki ekmeği de yesek ağır. İki kilo, evet. Bir kilo eti tek başımıza yesek de ağır. Burada efendim her zamanki gibi tüm, evet, sağlığımız için önemli olan konu kararında olması. Yoksa harika bir lezzet, harika bir sunum, evet, sofralarımızda bizim olmazsa olmazımız efendim. Peki siz Türkiye'de hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz efendim? Nerelerde, nasıl çalışmalarınız var? Şimdi ona da hemen cevap vereceğim. Yanlış bilinen doğrular diye bazen programlar yapılır. İnsanlar, evet, onlardan çok etkilenir. Evet. Biz bugüne kadar yanlış biliyormuşuz, bunu yanlış biliyormuşuz diye. İşte pirinç de öyle bir hikayedir. 7 kilo Türkiye'nin yıllık pirinç tüketim ortalaması. Yıllara göre artı eksi 1 kilo değişikliğini kendi gösteriyor fiyat durumuna göre. Oysa öyle ülkeler var ki 100 kilonun üzerinde yıllık tüketimi var. O ülkeler Uzak Doğu ülkeleri. Evet. Gitsinler insanları oradaki kilolarına baksınlar. 50 kilo, 60 kilo, 55 kiloluk insanlar ama yıllık tüketimleri 100 kilonun üzerinde. Türkiye pilavı seviyor ama az pirinç tüketiyor. Evet. Yani bu 7 kilo çok az bir rakam. Yani az, yanlış bilinen doğru ne? Az pirinç tüketen bir toplumuz. Lütfen bunu artıralım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bizler hizmete gelince işte bahsettik. Samsun, Bafra ilçesinden başlayan yolculuğumuz, dedemiz, babamızla beraber omuz omuza, kardeşlerimizle, şimdi çocuklarımızla devam ettiğimiz bu yolculukta Gönen'den Türkiye'nin tümüne, tamamına ürünlerimizi gönderiyoruz. Bütün Türkiye'ye. Gerek paketli, gerekse çuvallı vaziyette gönderiyoruz. Ve çok güzide Türkiye'nin bir numaralı firmalarına aynı zamanda ürünlerimizi birer tonluk Big Mac çuvallarda onlar paketleyip satsınlar diye Gönen'in en güzel pirinçlerini onlara da gönderiyoruz. Bir tedarikçi olarak. Ve bu şekilde hem Türkiye'ye hem de dünyaya, mesela Avrupa'nın birçok devletinde, Avrupa'nın birçok bölümünde Gönen'den üretilen ve bizim elimizden de belki diğer meslektaşlarımızın da elinden çıkan pirinçler ürün orada Avrupa Birliği vergisine takıldığı halde, yani mesela biz Avrupa Birliği'nde olmadığımız için Türkiye'ye uygulanan bir vergi var. Evet. Bu vergiye takıldığı halde orada da ürünlerimiz rafta, güzide yerini almakta, evet, ve çok düzgün bir şekilde, istikrarlı bir şekilde tüketimini artırmaktadır. Bütün sıkıntılara, zorluklara rağmen üye olmadığımız için buna rağmen Avrupa'ya da pirincimizi de gönderiyoruz, kesinlikle, efendim. Kesinlikle. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Kesinlikle. Kaliteye herkesin ihtiyacı var.
En çok da Avrupalıların ihtiyacı var. Onları da Türk pirinci yemeğe davet ediyoruz aynı zamanda. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun. Çileli dedik efendim, zahmetli çok dedik. Evet. Peki siz işleyen firma olarak sizin en çok zorlandığınız noktalar neler? Bizi üretici olarak etkileyen mesele üründeki istikrarsızlık. Tabii ki üretici istikrarsız, yani bir yıl fazla, bir yıl eksik üretirse efendim belki kaliteli ürünle doğru pazar bulamadığı için bazı ürünlerde sadece verim almaya yönelik hareket ederse bunlar bizim gibi imalat fabrikalarını etkiler. Ama şu anda iş sınırda gidiyor. Sıkıntı yok. Yani küçük problemlerimiz her zaman var. Yetkililerle evet. Bunlar paylaşılıyor. Henüz böyle çok fazla insanların etkileneceği üretici olarak, çelik fabrikacıları olarak çözülmez dertlerimiz yok. Ancak dikkat etmemiz gereken şeylere de zamanında dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çiftçimize hayırlı ürünler, hayırlı armağanlar dilediğimiz gibi Türk halkına da bu zor günde gayret, kuvvet, metanet diliyoruz. Mehmetçiğimize sınır boylarındaki vermiş oldukları mücadelelerde Allah'tan güç, kuvvet, ailelerine sabırlar, şehitlerimize Allah'tan rahmetler, gazilerimize sağlıklar diliyoruz. Bütün Türk milletinin tek yürek olması gereken bu günlerde bizler de bu hususta hem dualarımızı hem de elimizden gelen bir sanayici olarak yardımlarımızı onlarla buluşturmak için buradayız. Sizlere de böyle bir kıymetli programda bizlere vesile olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizler de size teşekkür ediyoruz efendim. Allah-u Teala cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Efendim, buradan da ticaret borsamızın kurmuş olduğu itinayla üreticilere sunmuş olduğu hayvan pazarımıza geçiyoruz. Orada da küçük baş, büyük baş değerli üreticilerimizi onların verdiği savaşları sizler için görüntüleyeceğiz. Lezzetli etiyle isim yapmış Gönen Hayvan Pazarı'ndayız efendim. Salı günleri ticaret borsasının yaptığı bu güzel pazar yerinde hayvan pazarı var efendim. Üreticimizi tanıyacağız. Bakalım Gönen'de fiyatlar ne, durumlar ne efendim? Merhabalar. Merhaba efendim, iyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Benim adım Cemil efendim. Gönen esnaflarından. Evet. Ticaret borsası kendim üyeyim kendim bu borsaya da. Pazarımız genelde işte böyle salı günleri oluyor. Evet. 5 gibi, 5.30 gibi açılıyor pazarımız. Yani genelde bizim buralarda sütçül, yani süt ırkı şey oluyor, et ırkı değil, sütçül, yani süt ırkı hayvanlar şey oluyor genelde. Ha bunları şey yapacak olsam, bunlar şimdi mesela iki tanesi, bunlar limuzin. Evet. Yani limuzin cinsi iki tanesi. Bu diğer olan Belçika et ırkı. Yani böyle şeylerimiz yani. Yani fiyatları 3.5 gibi civarlarında bu şeyler. Yani et ırkları. Yani genelde şeyimiz böyle yani. Nasıl peki? Durumlar nasıl? Siz yetiştiricisiniz. Şimdi hanımefendi, yani durumlar derken memleket savaşta zaten. Daha iyisini beklemek bence yanlış olur. Yani kıymetince olduğunda alınıyor, satılıyor. Yani alem işinden iyi bana göre yani. Alem işinden iyi. Doğru söylüyorsunuz. Kendim yetiştiriyorum, kimseye de muhtaç değilim. Öyle efendim ya, alıyoruz satıyoruz. Kendimiz de yetiştiriyoruz. Yani daha iyisini beklemek yanlış olur. Yine. Sizce eksik neden? Şimdi eksiklik hanımefendi 63 lira 65 lira olmuş yemler. Yani eksiklik oradan. İnsanlar götürüp kestiriyor. Götürüyor kestiriyor hayvanlarını. Ama sonunda ne olacak? Ana olmadan dana olmayacak. Öyle efendim, öyle. Öyle. Allah razı olsun İbrahim Mutlu'ya da teşekkür ederim. Güzel bir pazar yeri yaptı bize. Ben kendim de üyeyim zaten oraya. Allah razı olsun diyorum yani. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ ol, sağ ol efendim. Sağ ol, teşekkür sağ ol. Arabanda şak. Yok. Bir dakika, o götüreceğim mazot parasını. Götürecek. 7 milyar 250 lira. Hadi bakalım, bir pazarlık mı var ya? Ben dediğim gibi. 7 milyar 250 lira.
Tamam. 250 şey yapayım, ya 7,5. Ya tamam, 7250, 7250, 7250. Plansız bıraktım onu 7,5'a. Şimdi yok, adı yok. Adı koy. Nasıl? 356 kilo kuzu. Ya 7,5 mi yarra? Bu ne hayırlı aşıyorum ben. Ağır gelir, eve sokmazlar beni be. Döverler evde be ya. Ya 250 lira. Gel abim gel bakayım bir gel seni de tanıyayım gel gel. Şimdi bak 7,5'tan 7,350 diyorsun 150 liraya mı dövecekler seni? 7,250 kuzu teslim eve. Ben 7,5 aldım 7,5 lira. Yok abi, yok. O zaman ben devre dışı çıkıyorum abi. Olmadı mı? Olmadı alışveriş. 250 liraya mı kaldı? 250'ye kaldı. Ben 250 geçtim fazla verdim o vermiyor. Ama 7,5 lira. Nazlı satış. Ama sen abi ister 8 de ister. Nazlı mı bu? Biraz Nazlı, tok satıcı. O da satın almış onlar. O da satın almış. Yani. Verdiği parayı istiyor sadece. O yüzden ben. Ona da aynı işte. Siz yetiştirici misiniz? Ben kurbanlık alıyorum, bakıyorum ben. He. Kurbanlık alıp bakıyorsunuz. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Mithat. Mithat Bey, pazar nasıl geçiyor? Şu anda iyi, güzel. Satamadık 7,5'a. Satarız inşallah. İnşallah. Beyefendi diyor ki tok satıcı diyor. Yok yok. Malımın değeri 356 kilo. Kilosu var kızım. Maşallah maşallah. Çocukluktan beri mi bu böyle? Evet. Tam bir küçük başlısınız. Evet. En büyük sıkıntınız ne? En büyük sıkıntı yem fiyatları. Yem fiyatları şu anda çok yüksek. Ne kadar oldu efendim? 60 lira çuvalı. Kaç baş hayvanımız var? Ne kadar yem gidiyor? Vallahi şu anda 40-50 tane koyun var. Haftalık 10-15 çuval veriyoruz. Yeşil de olmasa yandık. Gerçekten zor değil mi? Yani ne olacak bu fiyatlar? Vallahi bilemiyoruz. Bekliyoruz işte. Her şeye zam. Özellikle girdi maliyetleri için. Evet. Çok yüksek. Balıkesir'in de kuzusu da çok güzel. Evet. Fiyatlarını da konuşuyoruz. Yok, yem fiyatlarını da konuşuyoruz işte. Konuşuyoruz. Televizyonda hep eti gündeme. Yemi kimse demiyor. Yemler 15 lira çuval başına zam yaptı. Biliyorum efendim son haftalarda çok hızlı çok hızlı zam yaptı. Gerçekten yani üreticinin de hali zor. Evet. Pazar nasıldı bugün? Pazar bugün bozuk. Satamadık işte mal burada. Sizce neden nakit mi yok? Yok nakit yokluğu değil bol. Hayvan mı bol? Hayvan bol. Hayvan çok satabilen sattı. Evet. Nasip be. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Bol bereketli ürününüz olsun. Anadolu sevdalıları. Gönen'e misafir olduk efendim. Baldo pirinciyle dünyaca isim yapmış. İğne Oyası'nın ana vatanı. Lezzetli etiyle, tarihiyle, efendim güzel kaplıcalarıyla bu güzel memleketi sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya Anadolu'nun böyle güzel köşelerinden, efendim böyle güzel Anadolu sevdalılarıyla sizlere seslenmek üzere. Sevgiyle kalın.